Silivri'nin en çok okunan haber sitesi silivriliz.com iyi seyirler diler. Seçimli bir kongre olduğundan dolayı gün be gün takip ediyorum. Turan Bey yönetime girmediğinden dolayı ayın 14'ünde Silivri Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ayın 14'ünde sürecin de bittiğini, biteceğini ve belediyeye gelerek, Silivri'ye gelerek bu konudaki çalışmalara devam edeceğini söyledi. Şimdi bu bizim irademiz dışında. Bize öyle bir burada Turan Bey'in ifadesi ve kulüp yönetimi Şekip Mostaroğlu ile beraber kongremize siz de davet edeceğiz. Burada kongre gündeminde üniversite alınması halinde o konuda bilgi verirsiniz demişti. Konu böyle. Seçimli bir kongrede gökten onayı konusunda izin herhalde gelmediğinden gündemde olmayan bir konu içinde gidip benim orada konuşma davet edilmem herhalde mantığı yoktu. Ondan davet edilmedik. Çünkü üniversite konusu genel kurulun gündemine gelmemişti. Üçüncüsü elektrik mühendisi arkadaşımız. Şimdi bunu tabii bu Silivri'de birçok konuda bir algı. Yani sen öyle düşünüyorsun diye alt alta yazıp Silivri'de belediyede bunlar yapılıyormuş diye kendi içinde, kap içinde ne varsa dışarı sızdırır hesabı. Ben böyle düşünüyorum, sen böyle görüyorum dedi diye görüyorsan senin o senin görüş bakış açındır. Toplumda nasıl gördüğünü iki sefer belediyeyi gösterdi. Bundan sonra halkın karşısına gene çıkacağız. Gene ben halkın karşısındayım. Siz de çıkacaksınız, biz de çıkacağız. Kimi onurunla yaşayan, kimi burasını koruyan, kimi korumayan olduğunu ona halk karar verecek. Öyle ben onu bir isnat sayan, bir kere onu bir isnat sayan, ispata da davet ederim. Öyle bu orta, burada bu yapılıyor, şurada belediye şu yapılıyor demek o kadar ucuz ve kolay değil. Bir kere onu da özellikle uyarayım, yani bu sözü. Elektrik mühendisi kardeşimiz 8 tane imza var. Ben olayı anlattım kamuoyuna. 8 tane bugüne kadar İlallah etmeyen belediyede burada çalışan arkadaşlarımızla serviste arkadaşlarımızla sıkıntılar yaşanmış. Hakaretin binimin para. Ben çünkü kendim de yaşadım. 3 defa yer değiştirdik. Yani bir insan hasta olabilir. Kalbi ağrıyabilir. Ameliyata gider. Bypass yapar. Anjiyo yapar. İşte midesi ağrır. Endokrinolojiye gider. Bir şey yapar. Bir yeri kırılır. İşte bir ilgilisine gider. Rahatsızlığı anlıyorum. Hiç de üstüne gitmedi. Bir bayan olması hasebiyle gittiği hiçbir yerde çalışamadığından dolayı ve aynı sıkıntıları yaşadığında daha çok izole, dışarıda park bahçeler müdürlüğünde görevlendirmesi yapıldı. Çok sıkıntı, çok şikayet geldiğinde de memur olmasından dolayı ve bu tutanakların böyle şikayetlerin birebir fiilen, münferiden yapılmasının bir anlamı önemli olmadığını, bir tutanağa bağlı olursa memuriyet 650 sayılı devlet kanununa göre, devlet memurları kanununa göre işlem yapılabilmesi için bir tutana bağlanması gerektiğini, müdürler toplantısında bunu söylüyorum bütün personelimize. Böyle bana kişisel şikayetlerle gelmeyin, varsa bir tutana bağlanacak durum varsa getirin, işlem yapalım, disipline verelim ya da bakanlığa bilelim gibi. Böyle bir tutanak geldi, 8 kişi. Tutanak duruyor ve basında bazı arkadaşlarımıza da paylaştım. Ağza alınmayacak küfürler, orada bulunan bütün arkadaşlarım. Aynı tutarak Cuma günü geldi, Pazartesi günü de ben seçimler de bitti. Günlük rutin işlerimize döneceğiz. Garajı ziyarete gittim. Denetim, kontrol, rutin ziyaretlerimizi, kontrollerimizi yapıyoruz. Orada kapısı açık, geçerken de dedim. Hatta aynı ifade, kızım nedir bu sıkıntı, niye geçinemiyor musunuz arkadaşlarınıza, nedir bu kavga, gürültü, bak tutanak tutulmuş dediğimde aynı hakaretin daha fazlasını 10 kişinin de orada ifadesi var, bana yaptı. Ve mağdur olan benim. Tam tersi değil mi? Bana hakareti, aynı hakareti fazlasıyla bana yaptı. Ve ben onu rahatsız, ki olabilir hepimizin başına gelebilir. Allah tedavisi, şifa versin. Sıkıntısından dolayı gerekli orada bağırışı, çağırışı bu millet duydu. Ve ben de bindirip arabada çıktım yani. Sonra şikayetini yapmış mağdurum diye. Mağdur olan benim. Bana hakaret etti ve 10 tane orada şahit ve imza aldı. Kimseye ben zorla bu ifadelerini söyleyerek, altına imza atarak, tutanakları tutarak bunu adliyeye bildirdik. Mağdur olan benim, hakareti uğrayan benim tam tersi. Kimse gören var mıymış bir tanesi orada, benim olan fiskeli orada? Yok, gören var mı? Gören var mı? Şahit mi kendisi? Gören olsa da çıkmaz mı? Çıkmaz, hayır. Çıkması mümkün değil, öyle bir şeyi gören de yok. Ama hakaret ettiğini orada bana, ya o diğer personele yaptığının aynısını bana yaptığını orada bütün herkes gördü. Bunu tartışmak da istemiyorum. Çünkü ben 6 senedir görevdeyim. Bir tane memur veya işçi neyse bir arkadaşımla da böyle bir tartışma olmamıştır. Olması da mümkün değil.
kimse kimseyi burada o şekilde getiremez, getirmemesi gerekir. Ama bu arkadaşımız aynı orada yazılı olan, benden önce o olay 19'uysa 17'sinde tutanak var ve bu tutanakta hiçbir kimse kabullenemeyeceği hakaret ve küfürler var. O tutanağı da attım. Yani bu taşınacak bir şey değil. Hastaysa rahatsızsa gider tedavi olur veya başka bir yol. O konu bu. Ve bunlar da böyle bir husumet zaten gidip savcılığa verdiği ifadede eğer onun ne kadar sağlıklı olduğunu herhalde anlaşılmıştır arkadaşlar. Beni oraya Hüseyin Tura ve Temel Aslan göndermiş, tetikçiymişim gibi ifadede de bulunmuş. Bunun ne kadar sağlıklı düşündüğünü artık takdirinize bırakıyorum. Yani bu konuda mağdur olan benim. Onu özellikle söylüyorum. Ve ikincisi bir basın havuz medyası dediğimiz bir medya. Buradan bir arkadaş iki tane haber çıkarıp o yazıyorsa doğrudur mantığına ona tabul denmiyor. Bu kurulmuş bir yazı. Çıkarıp bir refüze eder miyiz? Sonra siz bunu refüze etmek gibi bir duruma sokacaksınız. Üstüne de ben bunların hepsini bir belediyede görmeyeyim. Ben size 25 tane belediye sayarım bunların fazlasıyla yapıldığı. Ama bu belediyede öyle insanın onuruna, namusuna, şerefine kalkacak parasına, puluna burada ancak bir mukaddes yer gibi yönetilen bir yerdir. Bunun gibi de başka da bir belediye bir tane de kendi partinizden gösteremez ama ben size o söylediklerinin hepsinin yapıldığı çok belediye söylerim. Ama Silivri Belediyesi'ne ya o lafı söyledim. Yapmayın diye söylüyorum. Yok, siz yapmayın diye değil. Siz kap içinde ne varsa dışarı onu siz görür. Sizin anlayışınız, senin anlayışın o olabilir. Ama bu belediyede böyle bir anlayış yok. 6 senedir de burada 150'ye yakın müfettiş, teftişle belediyenin yok efendim meclis gündemi başka olurmuş da bütçe gündemi başka olurmuş. Belediyeciliği öğreneceksin, o koltuk orada halk vergisi öğreneceksin. Bir bütçe geçiyor bu meclisten. Biz bütçede ne yapacağımızı söylüyoruz, mecliste oylanıyor, bütçe kararını alıyoruz, faaliyet ve raporumuzu getiriyoruz ve ben onları ondan sonra uygulamakla yükümlüyüm. Ben yaptığım her şeyi neyi yetkisini aldıysam onu uyguluyorum. Sen neyi yetki verdiğinin farkında değilsen ayda bir ben sana gelip burada yukarıda ne yapılıyor tek tek rapor verecek yer değil. Bu meclis karar mekanizması icra ayrıdır, karar organı ayrıdır. Karar organı Alman meclisin faaliyet raporu getiriyoruz. Bütçeyi getiriyoruz. Neleri yapacağımızı, hangi yatırım yapacağımızı, hangi işleri yapacağımızı bütçemizde faaliyet raporumuzda getiriyoruz. Onaylanıyor ve uygulamasını yapıyoruz. Yöntem budur. Burada yapılacak olan işi ancak karar mekanizmaları olur. Gündeme de burada gelmesi gerekenler gelir. Yılda bir defa gelir. Ne zaman meclis üyeliğini daha farkına varamadıysan onu öğreneceksin. Öyle kalkıp ulu orta burada belediyede bunlar yapılıyor dediğin zaman ben herkesin huzuru içerisinde burada ispata getireceksin. Böyle boş konuşma ve kendi üzerinde olan bir şeyi başkasına atarak yüceltme, sublimasyon psikolojide hani daha aşağılamaya çalışarak acaba haklılık payı o hiç kurtarmaz. Bugüne kadar yapılan diğer örnekleri onları göz önüne getir. Bu Silivri Belediyesi kadar o çevresinde isim de vermek istemiyorum. Bazı belediyeler alınganlıkta gösterebilir. O benim işim değil. Ben yargı dışı değilim. Savcı değilim. O hukuk işidir. Gidip bir el atasın bakalım altında neler çıkacağı belediyeler örnek. Onları siz onlarla bizi karıştırın. Mazot konusunda da söyledim. Bir tane ispatı edilirse o mazotun o imzasını 100 liralık mazota tenezzül edecek insan o sizin gibi düşünsün o zaman, sizin gibi olsun diye, ne diyeyim. O 100 lira mazota tenezzül edecek insan varsa içinizde. Onun için çok da ciddiye almadım, ciddiye de almak istemiyorum. O 100 liralık o mazota tenezzül edecek bir insan burada yaşar. Ben neler yaptığını, toplumda ne gibi destekler yaptığını, nelerden fedakarlık yaptığını, nelere Silivri'de direnç gösterdiğini, dayandığımı bütün Silivri görüyor. Herkes de biliyor nasıl yaşadığını, nasıl yönettiğini.